Ahmet Selim Kulda, da, e, Sercan'ın gülümsemesi Ahmet Selim Kul'un yüzüne de ilişmiş. E, Fenerbahçe'de e, Diego Rossi İstanbul'a geldi. Morita transferiyle ilgili yeni ve sıcak gelişmeler var. E, hemen bu iki transferin detaylarıyla başlayalım Ahmet Selim. Ceyda Dönmez çok teşekkürler. Tabii mutluyuz. Rahatladık biraz da. Diego Rossi transferini ilk olarak ismini A Spor'dan duyurduk izleyicilerimize. Hatta Amerika Birleşik Devletleri'nden bir oyuncu geleceği yönünde çarşamba gününde e, yorumcumuz Ozan Zeybek de paylaşımda bulunmuştu. E, tam anlamıyla A Spor'u izleyenlerin daha önce öğrendiği bir iş oldu. Şu anda da sağlık kontrollerinden geçiyor Diego Rossi. Uzun bir yolculuktan gelmesine rağmen e, bu süreci tamamlayıp ardından e, transferde son prosedürleri halledip e, resmi olarak açıklanacak ve e, daha sonra da dinlenecek tabii ki. Rossi Fenerbahçe'nin forvet bölgesi için yapılan bir transfer. Ben net bir bilgi edinemedim henüz ama Amerika ...kaynaklı bazı meslektaşlarımız satın alma opsiyonunun 6 milyon euro olduğu şeklinde paylaşımlar yaptı. Dediğim gibi ben bu konuda herhangi bir bilgiye ulaşamadım ama böyle bir durumda söz konusu bunu da paylaşalım. Tabii e, transfer gündemi hareketli Fenerbahçe'de hep söylüyoruz gelecek oyuncular kısmı da hareketli gidecek oyuncular kısmı da hareketli... ...ve özellikle Rossi transferi de yapıldıktan sonra Fenerbahçe'nin göndermesi gereken oyuncular konusunda daha hızlı hareket etmesi gerekiyor. Bir de Morita konusu var... Onu da kısa bir süre önce yaklaşık bir saat önce duyurmuştuk. Fenerbahçe kulübüyle Santa Clara Kulübü aslında bir kopma noktasına gelmişti ipler. En azından bizim Portekiz'den yani Santa Clara kulübü cephesinden aldığımız bilgiler ki yine yorumcumuz Volkan Demir'in de burada önemli paylaşımları olmuştu. Transferin iptal olma noktasına geldiğini e, belirtmişlerdi. Fakat daha sonra yeniden bu maddi görüşmeler başlandı ve bir ortak zeminde buluşuldu. Tabii ki henüz netleşmedi iş, bitmedi iş, e, takas konusu gündemde, Lemos ismi gündemde farklı ihtiyaçlarına göre... Santa Clara e, taleplerde bulunabilir ama servis artı takas şeklinde transfer gerçekleşmeye yakın. Şunu da söyleyeyim e, Morita'nın kendi kulübüyle bazı e, problemleri demeyeyim de çözmesi gereken konular var. Bu da süreci uzatan bir diğer etken. Bunların da halledilmesi gerekiyor ama e, tabii ki çok şey gördük transferde. işte uçak bileti alındı, iptal oldu, gelmedi. Hani farklı gelişmeler olabilir ama bu transfer olacakmış diye, diyebileceğimiz bir yola girmiş durumda. Yani pozitif rotada devam ediyor. Pereira'nın istediği bir oyuncu. Fenerbahçe orada Gustavo'nun. Ben yedeklemek çok demek istemiyorum. Pereira çünkü her bölge için iki tane iyi oyuncu ifadesini kullanıyor. Orada Gustavo ile birlikte Morita'yı kullanacak. Az önce de yorumcumuz yine Aldun Domaç'ın anlattığı gibi. Bunun dışında da Fenerbahçe kanat transferleri yapmayı planlıyor. Tabi sol kanat biraz daha öncelik ama burada şartlar önemli, ayrılacak oyuncular önemli. Tabii ayrıca ayrılacak oyuncular hakkında da bilgi verelim elimizden geldiğince. Sinan Gümüş Alanyaspor, Fenerbahçe tarafı okey oyuncuyla e, görüşmeler devam ediyor. Sinan Gümüş'ün e, ya bu iş ol, ya Sinan Gümüş de bu işe pozitif bakıyor ama Sinan Gümüş'ün hala Fenerbahçe'de kalma ihtimali, bir kulüple anlaşmama ihtimali de mevcut. Çünkü e, alacağının büyük bir kısmını talep ediyor. Bunun dışında Generalkin yurt dışından teklifler bekliyordu. Fakat bu teklifler istediği seviyede gelmedi. Bundan dolayı da Çaykur Rizespor yani Türkiye'den tekliflere değerlendirmeye aldı. Çaykur Rizespor, Karagümrük bu iki takımdan bahsedebiliriz. Kolkır ismiyle ilgili Dün yine paylaşmıştık Gaziantep kulübünün ilgisi çok ciddi Erol Bulut çok istiyor Kolkır'ı. Fakat e, şunu da söylemek gerekiyor ki Kolkır bu sezon başında Fenerbahçe'ye gelen bir oyuncuydu. Bu yüzden onunla da Fenerbahçe'nin arasındaki e, işlemlerin e, bir an önce halledilmesi yani hızlı bir şekilde halledilmesi mümkün olmuyor. Bu detaylar konuşuluyor. Zanka ile ilgili... E, Avrupa'dan bir kulüp, yani Kopenhagen'e ilgisi var. Ee, aslında bu uzun bir süredir yoktu ama tabii Nelson'u Galatasaray'a sattıktan sonra yeniden bu durum e, ortaya çıktı. Zanka e, Zanka'da ayrılacak gibi gözüküyor. Dirar'la muhtemelen kontrat fesi olacak. Perotti ile aynı şekilde yine kontrat fesi için e, görüşmeler devam ediyor. E, umarım unuttuğum bir isim yoktur. Samat e, Samatta konu özür dilerim. Samatta ile ilgili de e, Samatta da Fenerbahçe'nin şu an yana yakıla desem yanlış olmaz satmak için uğraştığı bir oyuncu e, tabii tabi Evet Avrupa'da birçok ülkede bugün transfer kapanacak ama mesela Portekiz'de 22'sine kadar devam ediyor transfer süreci. Mesela Katar'da e, 30'una kadar devam ediyor. Yani e, birçok farklı ülkede devam ediyor. Fenerbahçe'de bir şekilde Samatlı'yı satacak. Çünkü önemli bir konu mesela şu anda Fenerbahçe kimi henüz UEFA listesine yazabilecek durumda değil bu konuda sıkıntı yaşıyor bu konuyu aşmaya çalışıyor hani bu sorun çözülemez demiyorum ben muhtemelen üstesinden gelinir ama hani Rossi de geldi hani Fenerbahçe'nin ne durumda olduğunu ne zorluklar içerisinde bu çalışmaların yapıldığını vurgulamak adına söylüyorum. Henüz kime tam olarak bir çözüm bulunabilmiş durumda değil mesela Avrupa'ya yazılması konusunda. Hareketli saatler hareketli dakikalar bizim için zor dakikalar bu, bu şu an söylediğimiz iki saat sonra farklı bir hale alabiliyor. Biz de bu süreci takip edip mümkün olduğunca izleyicilerimize en doğru şekilde bilgilendirmeye çalışıyoruz. Sorunuz var mıydı? Aydın Domaç, Serdar Kelleci, Ahmet Selim. Yok, yok. gayet güzel Çok bir şekilde ediyoruz. aldık Zahmet bilgileri. Çok teşekkür ediyoruz Ahmet Selim. Kıymetli aktardıkların bilgiler, aktardığım bilgiler için ağzına sağlık diyelim. E, Ahmet Selim özellikle iki transfere dair detayları paylaştı ki e, gidecekler de önemli ama e, ben hemen Morita'yı e, gideceklere geçmeden önce hmm. Serdar Kelleci'ye de sormak istiyorum. Aslında Halun abi de önemli bir noktaya değindi. O da futbolcu evet Gustavo'nun e, alternatifi gibi e, ikileyecek o menfiye ama aynı zamanda e, çok da Nazım'ın yedeği alternatifi yokken yine e, sağda da kullanılabilecek Morita. E, tabii şimdi e, en önemli nokta ama tabii Gustavo'yu yedeklemek evet. Fenerbahçe'de çünkü buranın eksikliği e, ilerleyen dönemde hissedilebilir. Çünkü Gustavo'nun bir muadili yok Fenerbahçe'de. Oraya koyacağınız hiçbir isim yok. E, oyuncuyu tanımıyorum. E, dolayısıyla net e, oyuncunun teknik özellikleriyle ilgili bilgi, verme, bilgi veremiyorum tabii şu şu e, dönemde. E, ama Fenerbahçe için tabii ki izleme ekibi bunun kararını vermiştir ve oyuncunun özellikle Fenerbahçe oyununda Biraz daha dinamik olması ve çabuk karar verebilmesi önemli. Fenerbahçe çünkü çabuk oynamaya çalışan pas oyunundan ziyade bir an evvel kaleye gitmeyi hedefleyen bir oyun sistemi içerisinde. Bu da dolayısıyla mutlaka ki Pereira da oyuncuyu izlemiştir. Umarım Fenerbahçe için doğru bir karar olur. Şimdi gelelim gideceklere Haldun Domaç ki uzak e, özellikle muhabir arkadaşımız Ahmet Selim Kul şunun altını çizdi. E, UEFA'ya vereceği listede e, yeni transferlerinin ne kadar yani kim bile şu an Minjai kim bile e, UEFA listesine yazdırılamadı. Bunun için Fenerbahçe'nin satış yapması Tabii. Gerekiyor. Dolayısıyla gözler e, gidecek olan futbolcularda, gitmesi beklenen futbolcularda ve Fenerbahçe'nin bu futbolculardan para kazanmasında. Sinan Gümüş, Kolkır, Caner Erkin, Lemos, Samatta, Dirar, Perotti ve Zanka. E, Dirar ve Perotti'de e, bir kontrat fesi bekleniyor ikisinde. E, kalan isimlerden bir şekilde bonservis geliri elde etmeyi hedefliyor Sarı Ağcıberk'le kulüp. İşin garip tarafından bahsedeyim. Sinan Gümüş geçen sezon geldi, Caner Erkin geçen sezon geldi, Kolkır bu sezon geldi, Perotti geçen sezon geldi. Ee, yani geçen sezonla bu sezon gelen oyuncuların 3-4 tanesi, yani diğerlerini saymıyorum birçok oyuncu var gelip giden de. Yani bu da transferde daha doğru hamle yapmanız gerektiğinin de bir şekilde işaret fişeği aslında. Ee, şöyle söyleyeyim tabii burada temel sorun şu bu oyuncular gidebilirler Aslında herhangi bir sıkıntı yok ee, gitmelerinde bir sıkıntı yok gidebilirler ama giderken paralarını istiyorlar bütün sorun orada ee, Çünkü şöyle bir şey var kolkır ee, 1.2 milyon euroya geliyor Fenerbahçe'ye ama e, Gaziantep onun için 600 700'den fazlasını vermez. Yani siz 500'ünü siz vereceksiniz. Sinan Gümüş'te keza aynı sorun var. Caner'de keza aynı evet. sorun var. Şimdi Çaykur Rizespor e, diyor ki ben e, başkan e, Tahir Kıran hemen imzalatırım diyor. Tamam da Fenerbahçe'nin aldığı parayı nasıl verecek işte şimdi? sorun orada.